Bütün bu üç dönemlik süreç boyunca kayyumların kesintisiz olarak atanması bize şunu gösteriyor ki artık kayyum rejim haline geldi Türkiye'de. Yani özellikle işte DEM Parti geleneğinin kazandığı bütün belediyeler şartlar ne olursa olsun, diğer her şey bahane, şartlar ne olursa olsun kayyum atanacak gibi gözüküyor. 2016'dan başlayan ve bugüne kadar devam eden süreçte işte 2019-2024 arasında 3-5 belediye hariç hepsine atandı. Bu da henüz üzerinden 2 ay geçmeden ilk defa işte bir kayyum atanması Hakkari'de başladı. Dün Erdoğan'ın konuşmasına baktığımızda bu sürecin devam etme ihtimali de var. Dolayısıyla bir rejim haline geldi. Yani artık Türkiye'de olağanlaştırmaya çalıştıkları bir süreçtir. Toplum buna alıştırmaya çalışıyorlar. Bizim de buna karşılık alışmamamız lazım. Toplum buna tepki koyması lazım. Yani ilk iki sefer atandığında hani tabir yerindeyse belki toplum o gün ya işte olağanüstü bir süreçten geçiliyordu 15 Temmuz falan filan. Bir dönem ki o öz yönetimler mevzuları gündemdeydi. Onları bahane ettiler. Onlarda da hukuki bir altyapı yoktu ama en azından toplumun nezdinde işte Türkiye olağanüstü bir süreçten geçti falan filan. Batı toplumu için söylüyorum, Kürtler için değil. Ama bugün artık özellikle muhalif kesim şunu görmeli ki rejim, devlet, daha doğrusu hükümet bunu bir rejim haline getirmek istiyor. Yani burada bir sömürge hukuku uyguluyor. İkili bir hukuk sistemi oluşturmaya çalışıyor Türkiye'de. Kürdistan'da başka bir hukuk sistemi, Batı'da başka bir hukuk sistemi. Bu zaten bütün icraatlarda kendini ortaya koyuyor. Sadece kayyum uygulamasında değil. Burada yargılamalar farklı bir şekilde devam ediyor. Buradaki yani kesilen cezalar bile, Maliye'de kesilen cezalar bile artık bir ikili hukuk sisteminin ürünü olmaya başladı. Çok bariz bir şekilde Türkiye şu anda devlet, hükümet Kürdistan'a farklı bir hukuk uyguluyor. Gerçekten hani yalan konuşmanın, hakikat dışı, gerçek dışı beyanlarda bulunmanın da bir raconu var. Yani şimdi bunu hani tabir yerindeyse izlerken benim gibi onlarca arkadaş, özellikle mesela benim gibi bir arkadaş bunu nasıl karşılayacak? Yani gözünün içine baka baka yalan konuşuyor. Hakkında dava olmayanları aday yapsaydınız diyor. Yani şu anda biz gidip kundaktan bir bebek getirelim, suni olarak yaşını büyütelim, seçilme yaşına getirelim ve onu aday yapalım. Hiçbir kaydı olmasın. Girişi hiçbir yerde olmasın. Resmi hiçbir yerde aday gösterelim. Yine bu adam kayyum atayacak. Kafasına taktığını yapıyor. Neden? Çünkü bağlayıcı bir ilkesi yok. Hukuku yok. Ya şimdi şu anda bütün hepsinin davası mı var? Sinyali şöyle verdi. Devam edecek dedi. Sinyal verdi yani. Şimdi benimle ilgili mevzuda bütün Türkiye gördü. Ben adaylık sürecimizde, adaylıktan sonra hiçbir soruşturması devam etmeyen biriydim. Soruşturma yok hakkımda. Üçüncü gün soruşturma açılmış, boş bir dosya. Sonra işte süreç içerisindeki bazı konuşmalar, kayyum atamalardan sonra yaptığım bazı konuşmalar. Katıldığımız bir takım etkinlikler ki hepsi yasal etkinlik ki bundan dolayı da şey aldık, berat aldık biliyorsunuz. Hem yargılandık, berat aldık da iade etmedin. Şimdi de kalkıp davası olmayanları koysaydınız atamazdık diyorsunuz. Pes doğrusu yani biraz hani derler ya biraz da yalanın makbulü olmalı. Yani biraz yutulacak yalanlar atmaları lazım ama maalesef o yetenek de kalmadı yani. O kadar içine daldılar ki artık söyledikleri gerçek dışı şeyler oturmuyor bir yere. Hiçbir yere oturmuyor. Peki başkan, mesela ne yapılmalı bu sisteme karşı? Valla şöyle, zulüm rejimlerine karşı direnmekten başka bir yol yok. Yani kimse kendini kandırmasın, şunu yapsaydık bu olmazdı. Hayır, Türkiye'de şu anda olmaz denen hiçbir şey kalmadı. Yani bu kadarı da olmaz diyebileceğimiz ne kaldı? Bir insan, yani o cepheden bir insan diyebilir mi ki bize valla biz bunu yapmadık? Hukuksuzluk her alanda. Adaletsizlik her alanda, keyfilik her alanda. Olmayan bir şey yok ki. Onun için direnmekten başka şansımız yok. Direniş gösterilecek. Nedir? Tabii ki yani hani yasal olarak yasanın getirdiği şartlarda seçime giriliyorsa bunlara tabii ki uyulacak ki uyuluyor. Şimdi uyulmamış mı bu mevzuda? YSK geçirmemiş mi bu adayı? Bu arkadaşı aday yapmamış mı? Yani yasa dışı bir şey var mı? Yasa dışı bir şey yok. Ha sonradan yasa dışı yahut onun o hakkını elinden alma gibi bir şey mi ortaya çıktı? Tamam. Seçsin.
diğer yasayı devreye koy, diğer sistemi devreye koy. Niye hukuk kayyum rejimi? Niye kayyum uygulaması? Yani kayyum uygulamasını olağanlaştırmak bu kadar mı kolay olmalıydı Türkiye'de? O açıdan yani bizim bütün muhalif kesimler bu uygulamaya karşı yek sesle, tek sesle cevap vermeli. Beraberce bunu alt etmenin yolları aranmalı. Çünkü Türkiye'de her gün muhalif kesimlere alan daraltılıyor. Yani şu anda görünen bir alanda daraltmayı yaşıyoruz diye bu birileri açısından ya bana ne beni çok ilgilendirmiyor diyebilir. Ama başka alanlarda herkes bir şekilde bu daraltmadan, bu baskıdan nasibini alıyor. Şimdi biz geriye çekildikçe üstümüze geliyor. Geriye çekildikçe üstümüze geliyor. Bir karşı duruş sergilemek lazım. Bunu bütün hukukun bize tanıdığı kurallar, yöntemler ve haklar çerçevesinde. Yani elbette ki onların istediği belki hani daha farklı uygulamaları devreye sokmak için provokatif bir takım şeyleri bizden bekliyor olabilirler ama biz bunlara da dikkatli olmak zorundayız. Onlara o kozu vermemek kaydıyla ama hukuk kurallarının ve hukukun bize tanıdığı bütün yol ve yöntemlerin kullanılarak bir karşılık verilmesi gerektiğine inanıyorum. Şöyle bir şey söylemek istiyorum son olarak. Şimdi aslında bütün bu uygulamayı yapan bugünkü hükümetin karakteristiği nedir? Karakteristiği kendi tanımlamalarıyla söyleyelim. Muhafazakar demokrat. Bunlar bundan 20-30 yıl önce mağdurları oynayarak bugüne geldiler değil mi? Başörtüsünden, Kur'an kurslarının kapatılmasından dem vura vura geldiler bugüne. Bunlar mazlumluk, mağdurluk hikayelerini oluştura oluştura geldiler bugüne. Peki bugün ne yapıyorsunuz? Başkasına mağdurluk ve mazlumluk hikayelerini yazdırıyorsunuz. Bunlara oy verenlere seslenmek istiyorum. Bunlara seslenilecek hiçbir şey yok. Çünkü bunlarda artık ne vicdan, ne izan, ne mizan kalmadı. Hiçbir şey kalmadı. Bunlara oy veren kesimlere birkaç cümle söylemek istiyorum. Eğer siz bu insanlara dindar kimliğinizle, inanç kimliğinizden kaynaklı veriyorsanız, bilin ki siz yanlış bir dine, yanlış bir inanca inanmışsınız. Bugün burada halkın iradesine karşı mesnetsiz gerekçelerle ortaya konan bu tavırın adı bütün dinlerde, bütün ideolojilerde, bütün disiplinlerde adı zulümdür. Başka bir tarifi yoktur. İnanan bir insanın zalimin yanında yer alma şansı yoktur. Çünkü Kur'an'da Allah diyor ki zalimlere meyletmeyiniz, ateş sizi bulur diyor. Meyletmeyiniz, bırakın desteği. Bugün bunlara oyuyla, bugün bunlara iradesiyle, bugün bunlara gücüyle destek veren, yaptıklarına alkış tutanlar bilsinler ki bu din, bu sahte din, bu uydurulmuş din onları bırakın hedefledikleri o mutlu sona cennete götürmeyi, koşar adımlarla cehenneme götürüyor. Bunun farkında olsunlar. Kime nasıl destek verdiklerini bir daha sorgulasınlar ve zulme meyletmesinler. Bırakın desteği. Zalimler asla dost olamaz. Allah'ın belirlediği bir kural vardır. Biz insanlar için öteki sadece zalimdir. Zalim olmadığı sürece inancı, ideolojisi, ırkı ne olursa olsun dostumuz olabilir. Ama eğer ki zalimse yine inancı, fikri, aidiyeti ne olursa olsun dostumuz olamaz. Onun için inananları Allah'ın koyduğu kıstasa davet ediyorum. Diyorum ki inandığınızla çelişmeyin. Gelin bu zalimleri öteki yapalım. Hep beraber bu öteki zalime karşı mücadele edelim.